Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Bugün satır başında eğitimin gündemine yer veriyoruz. TEOG yerine gelen yeni sistemi konuşuyoruz. Aktarmaya çalışıyoruz detayları diyelim. Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona. Bugün benim program konuğum kendileri efendim. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Diyerek bulduk. başlayalım. Efendim, Nasılsınız? teşekkürler. TEOG'u konuşuyoruz, anlatıyoruz. Haber bültenlerinde iletiliyor. Ve velilerin kafasında birçok soru işareti var. Açıklamalar yavaş yavaş geliyor aslında. Sistem noktasında da biz revizeleri öğrenmeye ve aktarmaya çalışıyoruz. Kafalarda birçok soru var. Merkezi sınav sistemi, Evet. bunun devamında öğrencilerin kendi oturdukları yerleşkelere yakın okullara gitmeleri. Şimdi bu iki kargaşa ve karmaşayı aktarmaya çalışıyoruz. Nasıl bir sistem var, bunu soracağız ve bunun devamında da ilerleyen süreçte aslında bir mağduriyet oluşacak mı? Bunu da öğrenmeye çalışacağız Evet. sizden. İncelemeniz ve çalışmanız var TEOG üzerine ve devamında da aslında öğrencilerin biraz daha rekabet noktasına girmeleri söz konusu olacağı için bu merkezi sınav sistemiyle alakalı olarak bu da ek dersleri, devamında dershane sistemini belki de bunun devamında da aslında birçok ek takviyeyi de gerektirecek mi? Sorularını bugün sizden öğrenmeye çalışacağız yayın programın başında. Nasıl bir sistemle karşı karşıyayız efendim? Evet. Öncelikle konukseverliğinizden dolayı size ve şahsınızda Aztevi ailesine teşekkür ederek başlayalım. Sorularınıza geçmeden önce bugün 9 Kasım, yarın 10 Kasım Evet. elbette ki. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedeninin aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümü. Bedeni aramızdan ayrıldı ama fikirleri ve eserleri bizimle birlikte yaşıyor. Yok olmaya yüz tutmuş ve Orta Çağ'ın karanlığına mahkum olan bir milleti yeniden bağımsız ve özgür bir millet olarak kılan bu büyük devrimciyi eserlerine olan bağlılığımızla, saygıyla ve özlemle Özlemle. selamlıyoruz. Ruhu şad olsun. Eserleri bizimle ve bizim koruyacağımız şekilde sonsuza kadar yaşayacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bir sistem değişikliğine gitti. Fakat bu sistem değişikliği ülkenin ihtiyaçlarının belirlenmesiyle ortaya çıkan bir sistem değişikliği olmadı maalesef. Dolayısıyla eğitimin paydaşları da bu konuyu değerlendirmedi, tartışmadı. Öyle ki bir ay öncesinden TEOG sınav sisteminin kaldırılacağının ilan edilmesinden bir ay önce Milli Eğitim Bakanı TEOG'un aslında ne kadar başarılı, iyi ölçen bir sistem olduğunu TEOG'la gurur duyuyoruz cümleleriyle, sözcükleriyle ifade etmişti. Ama görünen o ki Milli Eğitim Bakanlığı da bakanlıktaki uygulamalara hakim değil ki ortaya böylesine garip bir sistem çıktı. Önce şunu ifade edelim. Bu sistem Türkiye'de kamusal eğitimi tamamen bitirir ve Türk Milli Eğitim sistemini felç eder. Neden kamusal eğitimi bitirir ve sistemi felç eder? Şimdi önce sınavın nasıl yapılacağına bir bakalım. Bir sınav yapacağını söylüyor bakanlık ve bu sınavla öğrencilerin yalnızca %8'ini seçeceğini ve seçilen bu %8'lik en iyi öğrencilerin de nitelikli okullara gönderileceğini ifade ediyor. Geriye kalan %92'lik bölüm ise elbette ki okullardan bir kısmı nitelikli ise geriye kalanları da niteliksiz olarak ifade edilecektir. Kaldı ki dün Sayın Bakan'ın ben niteliksiz demedim, nitelikli olanı ifade ettim demesine rağmen geriye kalanların Türkçe'de niteliksizden başka tarif edilebileceği başka bir sözcük Evet, yoktur. bir ayrışma Bir yaşanacağını ayrışmayı, bir söylüyorsunuz. ayrışmayı. Bu sistemin bir takım vaatleri var Sevda Hanım. Örneğin hiçbir öğrenci istemediği okula gitmeyecek, gönderilmeyecek deniyor. Sınav artık zorunlu değil, isteğe bağlı. İsteyen öğrenci girecek, bu da sınav stresini azaltacak deniyor. Ve bu sistem dershaneye, özel kursa ve özel derse ihtiyacı ortadan kaldıracak deniyor. Ama bu sistemin bu üç vaadinin de hiçbir gerçekliği yok. Ne sınav sisteminin daha az öğrenciyi kapsadığı için dershaneye ihtiyacı ortadan kaldıracağı ne de diğer vaatleri gerçekçi vaatler değil. Bir kere bakanlığın hedef küçülttüğünü görüyoruz. Bundan önceki sistemler, sistemdeki bütün öğrencileri alır, ölçekten geçirir, çeşitli kategorilere göre, akademik erişkinliklerine göre kategorilere ayırır ve o öğrencilerin tercihlerine göre de temposunu uyum sağlayabilecekleri okullara yerleştirirdi. Ama sistem bütün çocukları
olgunlaşma düzeylerini tespit etmeye programlanmıştı ve bütün çocukları teste tabi tutar, onları yerleştirdi. Hı hı. Şimdi sistemde bakanlık bütün öğrencileri değil, öğrencilerin yalnızca %8'inin öğrenim hayatını önemser şekilde planlamış ve programlamıştır. Dolayısıyla hedef %100'den %8'e kadar küçültülmüş, geri adım atılmıştır. Bu anlamıyla öğrencilerin %92'den umudun kesildiğini görüyoruz. Ve bu öğrencilerin geriye kalan %92'lik gibi büyük bir çoğunluğun da bilimsel bütün yöntemler terk edilerek çağdaş bilim bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na da bizlere de dünyaya da öğrencileri ölçecek, değerlendirecek ve yöneltecek çokça yeni yaklaşım birbirinden farklı alternatifi sunuyor olmasına rağmen bakanlık bilimsel yöntemleri terk etmiş ve eğitimin en önemli belirleyicisini ikametgah olarak belirlemiştir. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. İkametgahın eğitimde bu kadar önemli bir ölçek olduğu, ölçüt olduğu başka hiçbir sistem bulamazsınız. Zaten bu da bir sistem değil, büyük bir garabettir. Bunu da ifade etmek isteriz. Hı hı. Kaldı ki ikametgah sistemi dedikleri sistem, herkesin ikametgahına göre yerleştiği sistem asla başarıyı arttırmaz. Ama bir şeyi arttırır. İkametgah hilelerini arttırır. Bir sektör yaratır. Yeni bir sektör yaratır. Ve yüksek meblağlarla insanlar ikamet etmedikleri yerlere doğru, çevrelere doğru oradaymış gibi kendilerini göstermeleri için aracılar türer ve güzel bir, büyük bir kaynak döner. Kaldı ki Türkiye'de böyle bir dönemde vardı eğitim konusunda. Evet, belirli ücretler ödenerek, çocukların ikametgah adresini değiştirerek böyle bir sistemin ilerlediğini de biliyoruz. İlkokullar ve ortaokullarda hali hazırda olan bir sistemden bahsediyoruz. Maalesef şimdi ki böyle. Liselerde artık ikametgah esasına göre alacaksa o halde ikametgah hileleri artacaktır. Bunu çok net görüyoruz. Üstelik bakanlığın okulların %8'ini nitelikli olarak ifade edip geriye kalan %92'sini niteliksiz gibi algılatması, başka alternatif de yok bunu böyle ifade etmiş olması da büyük bir garabettir. Hı hı. Özellikle de eğitimi yöneten Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat bunun ifade edilmesi, bu bir itiraf mıdır bilemiyoruz. Ancak bir niteliksizliğin olduğunun biz de farkındaydık. Evet, Türkiye'de son 15 yıldır Milli Eğitim Bakanları konusunda bir nitelik sorunu var. Eğitim politikaları konusunda bir nitelik sorunu var. Müfredat konusunda bir nitelik sorunu var. Eğitim yöneticilerini tepeden aşağıya kadar dizdiğimizde bir nitelik sorunu var. Hocam şöyle bakabilir miyiz? Şimdi evet, öğrenciler evet genel bir sistem içerisinde sınava giriyorlardı. Bundan bir önceki işte terk ettiğimiz sisteme baktığımızda sınava giriyorlardı. Bu şekilde bir sistem dahilinde devam ediyordu. Bunun öncesine baktığımızda fen liseleri, Anadolu liseleri, bunun devamında süper liseler ve genel liseler, mesleki liseler, çok programlı liseler şeklinde ayrılan bir süreç vardı. Evet. Bu noktada da evet, Anadolu liselerini kazanmak için bir puan gerekiyordu. Fen liseleri için bir puan gerekiyordu ama diğer sistem içerisinde genel bir lise dediğimiz noktada liseye girmek için de bir puan sistemi gerekmiyordu. Şimdi acaba eğitimde tekrar biz bir adım bir önceki sisteme mi gitmeye çalışıyoruz? Yani hani kullandığımız bu TEOG sistemi işe yaramadığı noktasını ve sorusunu doğurabiliyor mu? Şimdi bir önceki sisteme, TEOG öncesine mi dönüyoruz acaba? 2000 öncesindeki evet, döneme mi dönüyoruz diye tartışmalar var. Ama bu yeni uygulanacak olan sistem 2000 öncesindeki sisteme de benzemiyor. Hı hı. Çünkü o dönem akademik eğitim almak isteyen öğrenciler için, üst düzey akademik eğitim almak isteyen öğrencilere Anadolu liseleri seçeneğini sunuyordu. Daha sonra fen liseleri biraz daha yaygınlaştı. Ancak yine de o üst düzey akademik eğitime yerleşemeyen öğrenciler için de yaygın genel lise yine akademik eğitim seçeneği sunuyordu. Ve ihtiyaca göre de, talebe göre de meslek liseleri mevcuttu. Fakat şimdi okullar dengesi, okulların dağılım dengesi çok değiştiği için artık velilerin öğrencilerini göndermek istedikleri okul türlerinden bazılarına ulaşılamıyor. Örneğin Anadolu liseleri yeteri kadar kontenjana sahip olmadığı için velilerin de ve çocukların da öncelikli tercihi Anadolu lisesi olduğu için çocuklar istedikleri okullara gidemeyecekler. Bu haliyle önceki sistemden, 2000 önceki sistemden de net bir şekilde ayrılıyor. Hı. Bakın Sevda Hanım, hazır buraya gelmişken sistemin diğer bir vaadine girelim isterseniz. Hiçbir öğrenci istemediği okula giremeyecek diye bir vaadi var bakanın açıklamasının. Ama bunun da sizin de biraz önce ifade ettiğiniz noktadan hareketle devamını değerlendirirsek sonuç şöyle çıkıyor. Bir kere biz
öğrencilerin liseye yerleşmede TEOG sonrası yaptıkları tercihlerde %85'inin Anadolu Lisesi'ne ilk 5 tercihlerinde, hatta büyük çoğunluğunun ilk 3 tercihinde yer verdiğini biliyoruz. Yani şu demektir, çocukların en az %85'i Anadolu Liselerinde okumak istiyor. Geriye kalan %15'lik bölümde de çok üst düzey puanları olduğu için çocukların fen lisesi gibi ya da özel alan, sosyal bilimler, spor, güzel sanatlar gibi okulları tercih ettiklerini biliyoruz. Ancak Anadolu Lisesi Bursa'da daha vahim bir durumda. Bursa üzerinden bakacak olursak %25. Yani çocukların %85'i Anadolu Lisesi isterken yalnızca %25'i Anadolu Lisesi'ne yerleşeceğine göre o halde çocukların hiçbiri istemediği okula yerleşmeyecek diye bir vaadin gerçekleşme olasılığı yok. Buradan ortaya çıkacak durum şudur. Çocukların bir kısmı %25'i Anadolu Lisesi'ne yerleşecek. Biz %92 ikametgaha göre yerleşecek çocukları referans alarak ifade ediyorum bunu. Geriye kalan öğrenciler de istemedikleri halde İmam Hatip'lere yerleştirilecek ve meslek liselerine yerleştirilecek. Özellikle de sistemin İmam Hatip'leri doldurmak için yoğun bir çaba harcadığını son yıllarda görüyoruz. İmam Hatip okullarına burs veriliyor. İmam Hatip okullarına ücretsiz yemek, ücretsiz servis gibi olanaklar tanınıyor. Broşürler hazırlanıyor, pankartlar yapılıyor. Hatta hem bu dünyanızı hem ahiretinizi kurtarırsınız gibi insanların inançlarına hitap eden bir takım propagandalar da yapılıyor. Ama buna rağmen İmam Hatip liselerindeki kontenjanlar boş, boş kalıyor. İşte bu sistem aynı zamanda İmam Hatip okullarındaki kontenjanları da dolduracak. Bunu neye göre söylüyorum? Evet, nasıl birkaç olacak? Örnek vermek istiyorum. Örneğin Bursa'dan Orhaneli İmam Hatip Lisesi bugün 10. sınıflarında 32, 9. sınıflarında 37 kontenjan boş. Yine Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9. sınıflarda 83 kontenjan boş. Özlüce Nurettin Topçu Kız İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıflarda 35, 12. sınıflarda 28 kontenjan boş. Bir proje okulu olan İpekçilik İmam Hatip Lisesi'nde 10. sınıflarda 19 kontenjan boş proje okulu olmasına rağmen. Yine İnegöl, Toki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi'nde 10. sınıflarda 30, 11. sınıflarda 28 kontenjan boş. Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bile bugün 12. sınıflarında 36 kontenjan boş. Dolayısıyla bu çocuklar İmam Hatip liselerine gitmeyi istemiyorlar. Bunu biliyoruz. Bu kontenjanlarında adrese dayalı sistemde Anadolu liseleri doldurulduktan sonra mecburen çocuk adres bölgesinin dışına atama çıkamayacağı yapacak. İçin reyten oralara çocukların kayıtları yapılacak. Yapıldıktan sonra ne olacak? Yapıldıktan sonra bu sistemin en karlıları olan, bu sistemle gün doğan özel okullara gelelim şimdi bir de. İşte çocuklar artık devlet okullarından istedikleri tür okulu bulamadıklarını görünce, ailelerinin de ekonomik gücü yetiyorsa ya da kendi ekonomik koşullarını zorlaya çocuklarını özel okullara gönderecekler ve gönderiyorlar. 2015'te özel okulların lisans programlarına öğrenci yerleştirme oranı %27 iken bugün %51'e çıktı. Bu 2 yıllık bir başarı öyküsünün sonucu olamaz elbette ki. Devlet okullarında ait olduğu, istediği okula gidemeyen öğrencilerin son seçenek olarak çaresiz bir şekilde özel okullara kaçtıklarını, başarılı çocukların ve özel okullardan sınava girerek yerleştiklerini bildiğimiz bir sonuç bu. Ve bu sonuç şimdi özel okulları artık daha cazip hale getirecek. Daha çok veli çocuklarını özele göndermek zorunda kalacak. Hatta 6, 7 ve 8. sınıfları kapsayan bir sınav yapılacağı için sadece lise düzeyinde değil, bir de ortaokul düzeyinde özel okula rağbet artacak. Peki eğitimde fırsat eşitliği kalacak mı? Eğitimde zaten çok zayıf olan fırsat eşitliği de tamamen ortadan kalkacak. Şöyle olacak, şunu çok net biliyoruz. Varsılı ailelerin yaşadığı semtlerdeki okullar diğerlerine göre çok daha donanımlı, ihtiyaçları karşılanmış, fiziki altyapısı uygun, laboratuvarları, kütüphaneleri, spor salonları olan, daha iyi bir eğitim olanağı sağlayan okullar. Yoksul ailelerin yaşadığı kesimlerdeki okullar ise onların olanakları ölçüsünde neredeyse yıkık dökük, birçok olanaktan yoksun ve altyapısı zayıf okullar şeklinde. Şimdi varsıla sen yine adresine göre iyi okula, görece iyi okula gitmeye devam edeceksin. Yoksula da bu senin kaderin, senin içinde bulunduğun toplumsal tabaka ancak bu kadarına sahip olabilir deyip yoksul öğrencilerin okulduğu okullara
zorunlu adres gösterilecek. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu merkezi sınav sistemi diyoruz. Evet. Merkezi sınav sistemi nasıl yapılacak sorusunu sormak istiyorum. Çünkü şöyle, eğitimde fırsat eşitliği diyoruz her zaman için. Vatandaş olarak en önemli haklarımızdan bir tanesi eğitim hakkımız. Evet. Bu hakla beraber aslında hayatımızdaki statüleri ve yaşantımızı kazanıyoruz. Kimsenin bize vermeyeceği, alamayacağımız statüleri kazanıyoruz. Şimdi bu durum içerisinde merkezi sınav sistemi nasıl yapacak? Yani ben o merkezi sınav sisteminden aldığım puanla istediğim şehirdeki, istediğim fen lisesine, istediğim Anadolu lisesine gidebilecek miyim? Evet. 60 soruluk, 240 sorudan 60'a indirilen bir sınavla karşı karşıya olacak çocuklar. Soru sayısı 60'a indirilen. Üstelik 8. sınıf konularından değil, 6, 7 ve 8. sınıf konularından sorumlu olacaklar. Bu sınavın nasıl bir ölçme yapacağını doğrusu herkes merak ediyor. Çünkü soru sayısı azaltıldığında her sorunun değeri artar. Ona bağlı olarak, katlanarak artar. Her yanlış daha çok puan götürür. Ancak yeterli ölçmeyi, gruplamayı yapma konusunda başarısız bir sınav olacak 60 soruluk sınav. Geçen yıl bakanlık TEOG'dan tam 17 bin birinci çıkarttı, 240 soru sorduğu halde. Bu yıl 60 soru sorarak herhalde sayıyı 100 binlerin üzerine falan çıkaracaktır. Evet, sıralamada bir yığılma olacak. Büyük bir tercih problemi yaratacak. Sorumuza gelelim. Bu puanlamayla, sınavla %8'e girerek başka bir şehirdeki nitelikli denilen okula girecek miyim? Görünen o ki girebileceksiniz. Ancak bu sistem aynı zamanda neyi engellemiş oldu? Önceden TEOG'la örneğin Orhaneli'deki bir başarılı bir köy çocuğu TEOG puanıyla Bursa'daki tercih edilen bir Anadolu Lisesi'ne, Bursa Anadolu Lisesi'ne, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'ne girebiliyordu. Ve pansiyon olanakları da olan bazı okullarımız vardı. Şimdi artık herkes yerelinde kalacak ve o Orhaneli'deki çocuk Orhaneli'deki okullardan birini tercih etmek zorunda kalacak. Yine Anadolu'nun olanakları zayıf bir kentinden çocuklarımız, başarılı çocuklarımız büyük kentlere gelir, daha iyi eğitim olanaklarını kullanırlardı. Ama bu sistem onun da önünü kapatmış durumda. İmkanları kapatacak. Evet. Sınav, dershane, bu sınav dershane, özel ders ve özel kurs ihtiyacını da birkaç kat arttıracak. Bu vaat de bakan tarafından ortaya atılan bir vaat. Ama şunu görüyoruz, artık baraj yükseldi. Rekabet çok yoğun arttı. Bu kadar acımasız rekabetin olduğu bir yerde veliler çocuklarını o barajın öteki tarafına geçirmek için artık daha fazla dershaneye, daha fazla kursa, daha fazla özel derse ihtiyaç duyacaklar. Dolayısıyla bu vaatte gerçekçi bir vaat olmanın çok dışında bir vaat. Gelelim Bursa ölçeğine. Aslında Bursa'yı da konuşacak olursak. Evet, Bursa özelinde için aslında sayılarımız nedir okul babında? Hemen soralım. Fen liseleri, Anadolu liseleri, bunun devamında diğer skala nedir? Ve öğrenci rakamımız nedir? Nasıl yerleşecekler? Bursa'da durum çok daha vahim. Bakan açıklamasında proje okullarını, fen liselerini ve sosyal bilimler lisesini Türkiye genelinde 600 nitelikli okul olarak ifade etmişti. Her kentteki fen liseleri, proje okulları ve sosyal bilimler liselerine sınavla öğrenci alınacak. Ama bu okulların sayıları ve kontenjanları Bursa'da çok düşük. Şöyle ki fen liselerinin toplam kontenjanı 780. İki proje okulumuz var. İmam Hatip liseleri bunlar. Ve iki de sosyal bilimler lisemiz var. Bunları da eklediğimizde kontenjanımız ancak 1000 olabilecek. Bursa'da 40 bine yakın öğrenci liselere geçiş için sınava giriyordu her yıl. Dolayısıyla Bursa'da her 40 bin öğrenciden sadece birini, yani her 40 öğrenciden yalnızca birini nitelikli denilen okullara yerleştirebilecek bir kapasite var. Ve bu kapasitede Türkiye genelindeki %8 barajını Bursa için %2,5'a kadar yükseltiyor. Bursa için durum bu kadar acil ve vahim. Biz sayın yetkililere buradan şunu söylemek istiyoruz. Velilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, Türkiye'de şu anda TEOG'la, okulla, okul yaşamıyla ilintili, ilişkili olan kime dokunursanız dokunun, bu sistemden beryansın ediyor. O halde yapılması gereken şudur. Bakanlığın, topyekün, kamuoyunun bu talebini ve beklentisini duyarak bu yılda bu sistemden çok daha iyi olduğuna artık bugün kanaat getirdiğimiz TEOG'u en azından uygulamasını ve bundan sonra nasıl bir sistem kurulacağını da daha geniş bir paydaş çevresiyle tartışarak
toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, eğitim uzmanlarının, öğretmenlerin, sendikaların, her katmanın görüşlerini alarak ülkeye iyi bir sistem kurulmasını, çağrısını yapıyoruz. Hı hı. Fakat gördüğümüz şu, gerçekten iyi bir sistem kurma niyetiyle yapılan bir hazırlık değil. İlk ifade ettiğim gibi sistemi felç etmek üzere kurgulanmış, kurulmuş bir sınav geçiş sistemi gibi görünüyor. Süren dahilinde şu soruyu da sormak istiyorum. Evet, sistemden bahsediyoruz ama dediniz ki hocam, şimdi nitelikli diye atfedilen okullar bunun devamında diğer alanda kalan okullar diyoruz. Evet. Şimdi öğretmen kalitesi ve öğretmen ihtiyacını da sormak istiyorum bu sistem dahilinde. Şimdi ücretli öğretmenlik diye bir sistemimiz var. Bu sistem nasıl ilerliyor? Yeterli bir sistem midir? Ve ne kadarını karşılayabiliyor bu öğretmen durumunun? Ve öğretmen açığından bahsediyoruz. Neler söylersiniz? Bursa için durum nedir? Evet. Özellikle Bursa özelinde eklemenizi isteyeceğim. Şimdi tabii eğitimin en önemli acil sorunlarının başında gelen sorun öğretmen ihtiyacı sorunudur. Bakanlığın kendi açıklamalarına göre bugün 130 binin üzerinde öğretmene ihtiyaçları var. Ama ideal sınıf mevcutlarını, ya ideal çalışma ve eğitim koşullarını değerlendirdiğimizde bu sayının 300 bine yaklaştığını biliyoruz. Hı hı. Dışarıda atama bekleyen 500 bin öğretmen var. Kadrolu istihdam yaratmak yerine devlet net bir şekilde kaçak işçi çalıştırıyor ve ücretli öğretmen istihdam ediyor. Neden kaçak işçi olduğunu da ifade edeyim müsaadenizle. Biliyorsunuz ülkede asgari ücret 1400 liradır. Ancak bu ücretli olarak çalıştırdığı öğretmenlerden neredeyse hiçbiri 1400 lira ücreti hak edemiyor. Çok daha az rakamlara, çok daha ucuz bir şekilde ücretli olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Çocuklarımızın her yıl öğretmenleri değişmek zorunda kalıyor. Çünkü öğretmenlerin istihdamında, ücretli öğretmen istihdamında süreklilik ve devamlılık diye bir kural esas alınmadığı için öğrenciler açısından büyük bir sorun. Öğretmenler motive olamıyorlar çünkü bir yaşam kaygıları var ve büyük çoğunluğu ücretli öğretmenliği ek iş olarak yapıyor. Yaptıkları muhakkak başka ekonomik faaliyetler de olmak zorunda yaşamlarını sürdürebilmek için. Bu sistem acil bir şekilde ortadan kaldırılmalı. Bakın Sayın Bakan bir açıklama yaptı aynı zamanda sistemi açıklarken. 20 bin öğretmen alacağız diye bir müjde verdi. Bu asla bir müjde değil. Çünkü Sayın Bakan'ın önümüzdeki yıl göreve başlatacağı 20 bin öğretmen sayısı geçtiğimiz yıl emekli olan öğretmen sayısını bile karşılamıyor. Ve böylece gidenlerin sistemin dışına çıkan öğretmen sayısının atanandan fazla olduğu bir sistemde açık giderek büyüyor. Ve ücretli öğretmenlik modeli de bu anlamıyla geçici bir çözüm olarak bakanlık tarafından uygulanıyor. Bursa'da da 4 bine yakın öğretmen ihtiyacı bugün itibariyle net ve sabittir. Bu açığın derhal kapatılmasını ancak kadrolu öğretmenlerle, kadrolu istihdamla kapatılmasını da bekliyoruz. Peki bu sistemin yaşattığı sıkıntılar nedir hocam? Bence bunları da aktaralım. Evet, kadrolu öğretmenlerimiz, evet, ve bunun devamında ücretli öğretmenlik sistemi. Bu durumda diyorsunuz ki karşılama noktası olarak aslında Bursa'nın da ihtiyacı var. Ve bizim öğrencilerimiz aslında bu sistem içerisinde çok da fazla ücretli öğretmenle karşı, evet, karşıya kalıyorlar. Şimdi nitelik ve nicelik anlamında sorarsak eğer dolduruyor mu, karşılıyor mu? Şimdi tabii öğretmenlerin nitelik bakımından bir değerlendirmeye tabi tutacak bir ölçek yok. Yani ne bizim elimizde var ne bakanlığın elinde böyle bir ölçek var. Eğer eğitim fakültelerinizin yeteri kadar iyi eğitim verdiğine, iyi öğretmen yetiştirdiğine inanıyorsanız öğretmen niteliklidir. Hı hı. İnanmıyorsanız o halde sorunu öğretmenin yetiştirildiği aşamadan itibaren alın ve bunu değerlendirin. Kaldı ki iyi öğretmen yetiştiren okullar yıllardan bu yana kapatıla kapatıla gelmiştir ve bu hükümet tarafından da öğretmen okulları, öğretmen liseleri kapatılmıştır. Dolayısıyla aslında iyi öğretmen yetiştirmek gibi bir dert var mı yok mu? Bu da başka bir tartışma konusu. Ancak ücretli öğretmenler için biraz önce ifade ederken de aralarda söyledim gerçi ama tekrar edelim. Bir motivasyon sorunu var. Çünkü asgari ücrete bile çalışamıyorsunuz. Dolayısıyla yaşamınızı idame ettiremiyorsunuz ve aynı iş yerinde sizinle aynı işi yapan, aynı emeği sarf eden başka bir çalışan bambaşka bir şekilde ücretlendiriliyor. Anayasal bir hak gasp ediliyor. Eşit işe eşit ücret, anayasal hakkı ortadan kaldırılıyor. Ücretli öğretmenler için sıkıntının bu boyutu var. Ve bir yıl sonra çalışıp çalışamayacağı kaygısıyla yaşıyor insanlar.
Bunun dışında öğrenciler açısından, eğitsel açıdan da büyük problemler var. Çocukta, okullarda, özellikle de ilkokulda öğretmenin ve sınıfın sürekliliği, devamlılığı çok önemlidir çocuklar açısından. Ama ücretli öğretmenlik modelinde bu da söz konusu değil. Çünkü ücretli öğretmeni bugün çalıştırırsınız, yarın canınız sıkılır, kapının önüne koyarsınız. Bir sonraki yıl gelir ya da gelmez, siz getirebilirsiniz ya da bir başka okul almış olur ya da başka bir iş bulmuş olur kendisine. Dolayısıyla öğretmen sürekliliği bakımından da büyük bir problem var. Tüm bu sorunları, yani eğitime yansıyan çok önemli bir yara, ortadan kaldırmanın tek yolu da kadrolu öğretmen istihdam etmektir. Zaten 500 binin üzerinde atama bekleyen, hazır eğitim fakültelerinden yetişmiş ve sınıfların da öğrencilerle buluşmayı bekleyen öğretmen varken öğretmen atamada hiçbir sorun, öğretmen ihtiyacını karşılamada hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Sadece öğretmen ihtiyacını karşılamak gibi bir niyetinizin olması gerekiyor. Hı hı. Bu şekilde de aslında sisteme dahil edilmeleri gerektiğini de söylemiş oluyorsunuz. Evet. Altında çizmiş oluyoruz. TEOG'la kapatalım, mesajlarınızı alalım. TEOG'la kapatalım. Velilerin daha duyarlı olmasını, biraz daha duyarlılıklarını yükseltmesini bekliyoruz. Şu anda toplumda herkesin bireysel bir şikayeti, bir serzenişi var. Evet. Ama yetkililere ulaşmak lazım. Bu sistemi programlayanlara, planlayanlara halk olarak ulaşmak lazım. Çeşitli iletişim kanallarıyla bu sistemden ortaya çıkacak zararları, sorunları ve... Sosyal medyada sıklıkla dile getiriliyor. Çok dile getiriliyor ama sosyal medyayı yetkililerin takip etmediğini kabul etsinler. Hı hı. Ve yetkililere ulaşabilecekleri iletişim kanallarını, örneğin Sayın Bakan sistemi açıklarken bizim Alo 147'miz var demişti. Bugüne kadar hep öğretmenleri şikayet ettiler o Alo 147'ye. Şimdi bakanın bu uygulamasını şikayet etmek için ve rahatsızlıklarını ifade etmeleri için çok önemli bir yol. Bunu kullansınlar. Sistemin yaratacağı sorun bugün sadece tartışmalarla acaba öyle midir değil midir diye değerlendirile dursun. Ancak asıl problemi veliler bu sistemin ne getirdiğini ve neleri götürdüğünü maalesef Haziran ayında sınav yapıldıktan sonra çocuklarının %8'lik dilime giremediğini gören %92'lik bir veli grubu için büyük bir hüsran olacak. O halde tekrar ifade etmek istiyorum. Sisteme dair eleştirilerini mutlaka yetkililere, toplumun her tabakası ulaştırmalıdır. Evet, dediğiniz gibi sınav sonrasında dilime giremeyen öğrenciler için ilerleyen süreçte şanssızdınız demek çok acı olacaktır. Eğitim evet. Sistemi içerisinde diyelim efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Programımıza ediyoruz. Katıldığınız için, değerli bilgileriniz ve analizleriniz için diyelim. Bugünlük noktalıyoruz Asır Başını. Yani tekrar 17.30'da buradayız. Hoşça kalın, mutlu günler.